Sokak röportajlarına hoş geldiniz. Seni seviyorum'a verilebilecek en kötü cevap nedir? Seni sevmeme en kötü cevap yok. Allah razı olsundur herhalde. Neden seviyorsun? Niçin seviyorsun? Sevemezsin. Hiç kimse sevmiyor. Seviyor mu? Sevmiyor. Yalan. Bak demiyor. Yalan dolan. Aşklar yalan dolan. Evet, buyurun başka sorun. Erkek mi diyor, kız mı diyor? Efendim? Kız mı diyor, erkek mi diyor? Fark etmez yani, herkes sizi seviyor. Erkek derse olur mu abi seni seviyorum? Ya olmaz. Yani koçum moçum hani denir de yani erkek seni seviyorum demez. Ha kız derse diyeceğim tamam, eyvallah diyeceğim ama. Sanırım Allah razı olsun falandır. Çünkü genelde ben öyle yapıyorum. Ya da eyvallah reis. Bu başıma geldi. Neden ben? O kadar kız varken neden ben? Tamam, biraz yaptım galiba. Evet, yaptım. Çocuğun tepkisi ne oldu? Şey dedi, nasıl yani falan. Hani neden bunu soruyorsun ki? İnsan birini sevmek için neden mi arar? Ve gözümüzden bir damla yaş sürülür. Sağ ol. Teşekkür ederim. Seni arkadaşım olarak görüyorum. Kendimi seviyorum, seni sevmiyorum. Lanet olsun. Çünkü yani bir bayana seni seviyorum demek o kadar da yani kolay bir şey değil abi. Yani ben diyemedim, korktum yani. Neden? Çünkü döver diye, her an saldırabilir diye. Bazı kadınlar var karate şampiyonu, bazı kadınlar var boks şampiyonu, onun için kadınlara korkulur. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum dediği zaman tabii bir anda sinir ve adrenalin yükselir. Tepki olarak da hani Allah belanı versin, lanet olasıca pislik gibi gibi terimler kullanılabilir. Yani ben tamam demiştim. Yani tamam demiştim, o kadar. En kötüsü olabilir yani. Zaman istiyorum. Zamana bırakalım. Ondan sonra ne olabilir başka? İstemiyorum. Böyle şeyler yani. Git buradan. Defol git. Polisi arayacağım. Peki. Okey. Bana ne? Yengen kızar. Olabilir. Başka birini bulamadın mı? Bana ne bundan derim. Ben de seni hiç sevmiyorum. Zuha! Niye lan? Bana ne okuyayım. Engel falan atıldı öyle. Sonra onu sevdim. Çıktık sonra. 3 ay. Evet, sonra ayrıldık. Teşekkürler. Bence hım. Hım diyorlar ya. Nefrettik ya. Ben sana karşı bir şey hissetmiyorum demesi galiba. Oha. Oha demişti. İlk zamanlarda işte ilişkiye başlayacağımız. Biliyordu aslında hoşlandığımı. Ben de onu dile getirmiştim işte böyle diye. O da oha demişti bir diğerde. Kötü olmuş diye. Ya ben dedim seviyorum falan diye ama senden hoşlanmıyorum demişti en son. En son oydu. Üzüldüm tabii yani. Yok, hiç yazmadım. Tenezzül eder miyim? Asla etmem. Öyle. Tamam. Peki. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Bu çok üzücü. Seni arkadaşım olarak görüyorum. En kötü cevap seninle ilgilenmiyorum, bir daha görüşmeyelim. Yapmadım da başıma geldi. Çok kötü hissettim valla. Kusura bakma, ben başka birisinden hoşlanıyorum. Ama ben seni sevmiyorum. Yani çünkü seven insan da seni seviyorum diyor, sevmeyen insan da seni seviyorum diyor, o yüzden. Ben birisine açıldım, 1,5-2 ay çıktık. Sonra o beni aldatırken ben de onu aldatıyormuşum. Bunu birbirimize söyledik, sonra birbirimize siktir çektik. Ama ben seni sevmiyorum. Tipim değilsin. Benim sevgilim var. Sen kimsin? Benden daha fazla sevemezsin. Görüldü veya teşekkür ederim ya. Sen kimsin ya, beni seviyorsun? Anlatayım, bir tane kız hani benden hoşlanıyormuş. Bana dedi seni seviyorum. Hani tanımadığım için sen kimsin ya, beni seviyorsun? O da engel attı ya. Sinirdendir. Derim ki seninle birlikte 3 kişi oldu. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Başarılarını dilerim. Önde burası. Başarılarını dilerim. Gönlünden mi, dilinden midir? Merhaba, nasıl gidiyor? Bağıra bak. Seni seviyorum ha. Ya ne güzel bir şey, seni seviyorum. Çok güzel bir şey ya. Vallahi güzel. Bence güzel, söylenecek bir şey yok. Buna en kötü cevap yok ki. Güzel şeye güzel cevap verilir. Teşekkürler. Adın neydi senin ya? Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Tepkim çok sert olur, kabul etmem. Suni şeyleri hayatta sevmem. Organikleri sevmem. Silikonu hayatta hiç sevmem. Direktmen boynunu kırardım yani. Sonuçta Çorumlu yok. Kendi cebinden harcayacaksa taktırsın yani. Ben bir de paramı vereceğim onun şeyini.